Yunanistan Başbakanı Samaras'la görüşmek için Atina'da bulunan Fransa Maliye Bakanı, Yunanistan'ın yardım almaya devam etmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın Avrupalı dostlarını ikna etmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Maliye Bakanı, sadece iyi niyetin yetmediğini, Atina'nın yapısal reformlara ciddiyetle devam etmesinin yardım için ön koşul olduğuna işaret etti. Avrupa Birliği, Yunanistan'dan önümüzdeki 2 yıl içinde ihtiyacı olan 11,5 milyar euroyu alması için kesintilere devam etmesi ve özelleştirme hedeflerini tutturmasını istiyor. Bu arada son verilere göre Yunanistan'da işsizlik yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye yükseldi. İşsiz sayısının 1 milyon 700 bin kişiye ulaştığı ülkede her 4 kişiden biri işsiz durumda. Diğer yandan işçi sendikaları çalışanlara 26 Eylül'de 24 saatlik grev çağrısında bulundu. Sendikalar hükümetin daha fazla kesinti öngören programlarına karşı çıkıyor.